Eğer yasal durumu ihlal edersen ve Amerika içinde artık yani önceden görevliler biraz daha inisiyatif kullanıp kişiye tamam hani çıkıyorsan tamam bu tarihte çıkacaksın şöyle yapacaksın diyebiliyorlardı. Ama artık şu an direkt gözaltına alma durumları artmış durumda. Dolayısıyla bu yönden ihlal etmemeye dikkat edilmesi lazım. İkinci bir durum. Takipçilerinden bunu bilmek isteyebilirler. Sen bahsettiğin için söyleyeyim. Buraya gelip 6 ay kaldıysan, çıkıyorsan, hemen bir daha geri geliyorsan şunu bekle yani sorulacak sana. Ne yaptın burada 6 aydır? Yani dolayısıyla 6 aydır çok ciddi bir süre yani uzun bir süre. Dolayısıyla bu sürede senin onların kafasında girişte oluşan şey bu çalışıyor burada demektir. Ha demek ki burada çalışıyor bu kişi ve bunu turist vizesiyle yapıyor. Dolayısıyla siz bu noktada o tip seyahatleri burada bir çok 6 aya kadar kalmamanız lazım. İki çıktığınızda da hemen gelmemekte fayda var. Çok acil bir durumunuz yoksa. İkinci bir durum ise lütfen telefonlarınızdaki durumlara dikkat edin. Telefonlarınızda, ceplerinizdeki yazışmalara dikkat edin. Yani çalışıyorsunuzdur diye demiyorum. Belki bir arkadaşınızla muhabbet ediyorsun, mesajlaşmışsın ve diyorsun ki ya evet ben de bir şeyler bakacağım ya da yok ben bir şeylerde belki çalışacağım ya da bilemiyorum ya sen ne yapacaksın? Çok böyle basit muhabbetleri bile yakalamaları telefonunuzda ha diyecek senin burada çalışma niyetin var. Sen burada gezme gibi bir niyetin yok deyip haklı olarak görevliler hemen kapıda vizenizi iptal edip sizi ülkenize gönderecekler. Yani dolayısıyla evet bunlara dikkat etmek gerekiyor. Önemli bir durum.